bilgilendirme, istişare toplantısı olacaktır. Sizin sorun ve sıkıntılarla ilgili ilçemizdeki tarımsal faaliyetlerdeki sorun ve sıkıntılar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledik aslında. Bununla işte değerli şube müdürü arkadaşlar bu konularla ilgili işte bilgi vereceklerdir. Ben öncelikle kısa bir ilçemizin genel... Ben Ömer Ömeroğlu, Rizet Tarım Müdürlüğü'nde Koordinasyon ve Tarımsal Bölge Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Ben de size nacizane ilimizin tarımsal durumu ile ilgili kısa bir bilgilendirme, il müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Akabinde bizle beraber gelen şube müdürü arkadaşlarımız, sizin herhangi konuda hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda, su ürünleri konusundaki fikir, görüş ve önerilerinizde açığız. Her türlü görüş ve önerilerinizi almak için buradayız. Zaten yasaktı ama bu sene gübre bayilerine amonyum sülfat sevkiyatı yapamayacak. Yani isteseniz de bulamayacaksınız. Hani bunu kullanmak yasak mı? Değil. Ama Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun'daki bütün gübre bayilerine amonyum sülfat olmayacak. Ama geçen seneden elinde tabii kalan gübre olabilir gübre bayilerinin. Hani satışı yasak değil. Buradan o yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Ama çay bahçelerinde kesinlikle kullanımı yasak. Bir ikincisi halimorfa ile alakalı ilgili müdürüm bahsediyor. Bunun hakkında bilgi istiyorum. Bu bir. İkincisi biz Bencili Üreticiler Birliği Başkanı'ydım. Gibi Üreticiler Birliği'ni kapattık. Çünkü insanlar kimileri kesmeye başladı. Verimsiz oldu. Ama benim sizden öğrenmek istediğim yaprak gübresi denilen hormon diyorlar, yaprak gübresi diyorlar, farklı farklı isim veriliyor. Şimdi bunu herkes aşağı yukarı vermeye başladı ve şimdi kivi tavan yapmaya başladı. Bunun yasal prosedürü nedir? Hukuksal boyutu nedir? Bu gübreyi verebilir miyiz? Bu konuda bilgi istiyoruz. Bir de ben Fatih Bey'den, Sürünleri Şube Müdürümüzden çiftlikleri sigorta yapabilir miyiz? Alabalık çiftliklerini, iç ürünlerinden bahsediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Gördük, hatta örnekler de aldık. Şimdi şöyle bir sıkıntı var, biliyorsunuz tohumculuk başlı başına çok ayrı bir konu. Ne yazık ki bu ürünün Türkiye'de bir araştırması yapılmamış. Tohum tescil sertifikasyon kuruluşumuz yok. Orada tanımı yok. Orada da tanımı olmayan birçok ürünün üretilmesi, çelikle çoğaltılması veya tohumla çoğaltılması tohumculuk kanunu kapsamında yasak. Aynı yerel çeşitlerde olduğu gibi. Biz bunu bakanlığa bildirdik. Bize bakanlık şunu söylüyor. Yani ildeki üniversiteler, STK kuruluşları bunun tescillendirmesi gerekiyor. Tescillendirmediği sürece hani bu ürünü bize, ben kanunu size söylüyorum. Üretilmesi, yani üretilmesi de çoğaltabilir. Kendiniz için kullanabilirsiniz. Meyvesini satabilirsiniz. Ama fidancı gibi, hani fidan olarak satmanız yasak. Tohumculuk kanununa göre. Ama inşallah bir üniversite bu konuyla alakalı araştırma yaparsa, kolay da değil. Satsun madenlemesi ile alakalı 5 sene önce proje başlatıldı. Henüz daha tam son aşamaya gelindi ama hani bunun ücretleri çok yüksek olduğu için zaten normal bir üretici bunun tescillendirmesini yapamaz. Ücretleri çok yüksek. Ama bilgimiz var, devam ediyoruz. Yani bu konuda bakanlığı sıkıştırıyoruz. Kivi ile alakalı, yaprak gübresi ile alakalı benim bildiğim eğer gözümden hani kaçmış olabilir mi? Herhangi bir engel yok. Yaprak gübresi ile alakalı bir şey yok ama kullandıkları gübrenin adını bize eğer ulaştırabilirseniz, İrfan Bey'i tanıyorsunuz, daha önce de görüştünüz. Hani bu anlamda arkadaşlarla bir araştırıp acaba o gübreyle alakalı bir sıkıntı var mı yok mu? Hani o anlamda bir araştırabiliriz. Çünkü piyasada sertifikası olmayan birçok gübre çeşidi var. Özellikle son dönemde bir kaneye çali diye yaprak gübresi çok satılmaya başlandı. Belki hani tescil edilmemiş, ürün markotu, ürün tescili, lisan tescili alınmamış gübre olabilir. Öyleyse tehlikeli ama tescili lisan olan hiçbir gübre bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor. Tersim. Tersim neydi? Tescilleri de yapabilirsin. Denizdeki ağ kafesleri de kapsam altındadır. Yapılabilir. Yani yapılıyor. Yalnız işte oradaki senin risk durumunu ekspertiz gelip tespit ediyor. Yani çok heyelana karşı çok riskliyse belki o pozisyonu şey olur ama normalde yani denizdeki ağ kafeslerinden tutun karadaki şeylere kadar onlar da yapılıyor yani. Şu anda organik çay üretimi yapan üreticilerimizden değişik
aynı gübre kullanılıyor maalesef. Yani tabiri caizse merdiven altı diye çıkartılan gübrelerden. Bu tip organik gübrelerin kontrolünü sizce nasıl temin ediyorsunuz? Ve bu bilgiler bize nasıl ulaşabilir? Bir de ikinci bir sorum, biraz evvel yanlış duymadımsa. Malumunuz ki bölgemiz çay üretimi yapılmaktayken yurt dışından bilmem 19 bin ton çay gibi talep ediliyor. Bu acaba Çaykur tarafından mı yoksa özel bir şirketler tarafından mı getirilmektedir? Veya bu gelen çayların ne şekilde, hangi paketlerde satıldığı vatandaşın bilgisi doğrultusunda mı yoksa karma çay olarak mı satılıyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İhbardan ziyade şöyle diyoruz yani. Vatandaşın kullanmış olduğu gübrelerden tabii ki biz tam organik olarak aldığımız gübreyi de atıyoruz ama bir kısım insanlar değişik bir gübreyi kullanıyor, ondan verim aldığını söylüyor. Evet. İşte içinde ne kadar artık inorm organik var, potasyum var veya tamam. İşte ne olduğunu da şimdi ben şöyle söyleyeyim, gübre yeni yönetmeliğine göre hani hayvan gübresi olarak vatandaş kendi imkanıyla bir organik gübre kendince üretmişse, işte evindeki evsel atıklar, ahır gübresi, böyle bir karışım, bir kompost kendi yaptıysa buna bizim herhangi bir hakkımız yok. Ama dışarıdan Rize'ye paketli, ürünü lisans tescili, gübre, hani herhangi bir bizim BÜGEM tarafından, bitkisel tarafından, genel müdürlüğü tarafından tescili yapılmamış bir ürün geliyorsa bunun satışı yasak. Ama suçüstü yapmamız gerekiyor. Şimdi el altından ben sizden şöyle rica edeceğim, çıkışta alayım ben sizin için bilgilerinizi. Buna rastladığınızda bize bilgi verin, arkadaşlar gelip hani o anda yakalamaları gerekiyor. Çünkü yakalamadığımızda ya da bize üreticileri söyleyip hani üreticilerin nereden aldığını bize söylemeleri gerekiyor. Yani ki ona göre biz bir işlem yapabiliriz. Bir muhatap bulmamız gerekiyor. Yoksa yasak tabii ki de. Organik gübreyi kullanan insanlar çok değişik amaçlı kullananlar da var. Şimdi verime göre söylüyoruz. Sizin sattığınız gübrede organik olarak alıyoruz ama ama yanındaki bir komşu daha değişik bir gübre kullanıyor, daha verim alıyor diyor. İçeriğine baktığınız zaman belki diyoruz ki orada karşılık olarak daha değişik bir farklı olur. O da bizim takip etmemiz imkanımız olmuyor ki kimin ne kullandığını nereden biliyoruz? Yok, ben şunu demek istedim. Yani lisans olarak hani tescilli olan gübrelerin kullanımı yasak değil, kullanabilirler. Yani ben sorunuzu da tamamlayamadım. Yani çaya hangi organik gübre daha ne iyi sürgü verdirtir? Onun sorusu yani cevabını istiyorsunuz. Yani merdiven altı hesabından... Merdiven altı yasak hiçbir şekilde. Ya yasaksa şu anda Türkiye'de her yerde satılıyor. Şimdi ben Rize için konuşuyorum. Rize'de genel alanda bizim yaptığımız denetimlerde karşımıza çıkmadı. Ama hayvansal gübreler, mesela Ağrı'dan yarasa gübresi getirenler var. Bu şekilde hayvansal gübre atan üreticilerimiz var. Ya onlar zaten doğaldır. Bununla alakalı biz bir şey yapamıyoruz. Yani merdiven altı derken gübre satışıyla izin olmayan kişilerin satışı mı? Yok ama mesela paketliyorlar, sahte paket üretiyorlar, sahte bandrol basıyorlar. Zaten bu konuda artık GTS diye bir sistem kuruldu, gübre takip sistemi. Biliyorsunuz, siz de içerisindesiniz, bandrollü bandrolsüz. Bunun denetimleri daha sık yapılacak. Ama bize bir ihbar gelirse eğer bu gübreyle alakalı, suçüstü yapabilirsek ancak biz bunu işte yedeğimini alıp tutup bakanlığa bildirip belli bir ceza işlemini uygulayabiliyoruz. Eğer yakalayamadığımız sürece ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. O anlamda da hani bize yardımcı olursanız bizim açımızdan daha iyi olur. Çünkü burada yaşayan sizsiniz, hani sahaya hakim olan sizsiniz. Ya şöyle diyebilirsiniz. Çünkü bize ihbar geliyor, biz gelene kadar kaçıyorlar zaten. Yani yıllarda ithal çay oranı arttı. Bunun artmasının birçok sebebi var ama en başta sebebi kaçak çayla mücadele. Yani şu an ülkeye kaçak girişler engellendi. Biz müdürlüğümüzle bu ithal çayların ithalatçı firmalar tarafından ön bildirimleri yapılıyor ve A'dan Z'ye 26 parametre, yani bunda pestisit olsun A'dan Z'ye bütün analizlerini yapılarak ülkeye girişi oluyor. Bunları da firmalar alıp bizim çayımızın kaliteli bir çayımız var. İlaç kullanılmıyor bizim çayda. İşte üzerine kar yağan ender çaylardan bir ülkemizde üretilen çaylar ama ekstratımız düşük olduğu için, çayımızın ekstratı düşük olduğu için bu son dönemlerde artan işte sallama çaydır. Bu dem olmadığı için ithalatta çay ithalatı biraz fazla. Evet. O konuda o dışarıdan gelen çay, şu anda Çaykur çayı diye satılması sizce doğar mı yani? Çaykur çayı değil. Ama katkıdan varsa burada belirtmesi gerekmez mi işte şu çaydan katkıda yapılmış? Hayır, Çaykur'un çayında bildiğimiz kadarıyla tabii ihracatın ithalatına izin verilen ürünler bir şekilde piyasaya giriyor. Özel firmalar da bunları alıp
kendi harmanlayıp yapabiliyor. Bunda bir engel yok yani. Şöyle yani, ben kimseyi üretmeye etmiyorum yani. Gelen çaylar sonuçta kaliteli şu yani. Anda bizim katkılı değil. Şöyle söylüyorum. Bak 26 parametre diyorum size. Ya, ekstrat katkı değil bak. Ekstrat çayın kaliteli, dem oranı ile alakalı bir şey. Bizim çayımızın dem oranı yüksek değil. Ondan dolayı bu sallama çaylar da mecbur. Bu ithal çaylar dışarıdan Sri Lanka olsun. Bu ülkelerden gelen çaylar kullanılıyor. Yani bunu sonra, Soğuksu Mahalle Muhtarı, hoş geldin bu arada. Şimdi ben şehre hitap ediyorum. Benim sorumluluk alanım. Şimdi bu devletin tabii ki hayvancılıkla ilgili desteklemesi var. Bu destekleme tabii biz de takdir ediyoruz ki doğru bir şey. Hayvanların çoğalması ve hayvancılıkla ilgili işte ürünleri almamız gayet güzel ve hoş. Yalnız kendi arasında olmayan, devlet arasında kurmuş olduğu derme çapma ahırlar var. Bu ahırlarla ilgili bir çalışmanız var mı? Bizim sahil kesimine hitap eden kısımlarda, özellikle yeni yapılan havalimanının karşısında bile böyle baraka şeklinde bu tür şeylerin sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Bununla ilgili ne yapabiliriz? Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Ahırların, mahalle içindeki ahırların kurulumundan bahsediyoruz. Mahalle içinde kurulan ahırlar, yani kurulması, kaldırılması bizim mevzuatımız kapsamında değil. Bizim Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz olsun, ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşların görevi, yani hayvan sağlığında çalışan arkadaşların görevi, hayvanları kayıt altına almak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek. Bunlar bizim asli görevimiz. Mücavir alan içinde de olabilir bu, mücavir alan dışında da olabilir. Sizi kokuda şikayet, yani rahatsız edebilir, ne bileyim hayvan sayısı çok olur, o da sizi rahatsız edebilir. Buna hani kaldırma noktasında biz müdahale etmeyiz. Belediyenin görevidir. Yani bizim kurumumuzun görevi değil.